Merhaba arkadaşlar, ben Hilal. Bu videoda size CodeMonkey adlı bir programı öğreteceğim. Yani öğretmeye çalışacağım daha çok. CodeMonkey programı çocuklara ya da programlama mantığını öğrenmek isteyen yetişkinlere kolaylık sağlamak amacıyla yapılmış platformlardan bir tanesi. Hem eğlendirirken öğretiyor, aynı zamanda da algoritma mantığını öğretiyor. Yani hani olayların belli akışta birbiri ardına gideceğini hani benimsemelerini sağlıyor. Bu şekilde de zorlanmadan yetişkinler ve çocuklar programlama mantığını kolayca öğreniyor. Şimdi CodeMonkey programının açılışına geçelim. Program indirilebilen bir program olmadığından dolayı internet üzerinden online olarak oynuyoruz. O yüzden Google sitesine girip CodeMonkey yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. playcodemonkey.com sitesinden CodeMonkey'e giriyoruz. Şimdi ilk başta bu oyunu oynayabilmek için ve oynadığınız zaman da gelişmelerinizi kaydedebilmek için bir hesap almamız gerekiyor sizin app kısmından. Ben daha önceden hesabı aldığım için direkt login'e basıyorum giriş yapabilmek için. İlk başta e-mailimi yazıyorum. E-mail yazdıktan sonra şifreye giriyorum ve login'den giriş yapıyorum. Evet. Şimdi ben daha önceden bu oyunu oynadığım için burada %96 olarak bir tamamlanmışlık görünüyor. O yüzden şimdi Continue Your Coding Adventure'a basıp bölümlere geçiyorum. Daha önceden bölümleri oynadığım için 30'da gösteriyor. Siz ilk defa başlayacağınız için sizi direkt sıfırdan alacaktır. Şurayı sıfırla değiştiriyorum. Sıfırdan 30'a kadar bölümler var programda. İlk 30 bölüm öğrenciler için ücretsiz yapılmış bölümler. Ama ben size yani 22'den sonra sürekli tekrarladığı için sadece 22'ye kadar anlatacağım. Ve bunları bölümleyerek birinci bölüm, ilk 11 bölümü birinci bölümde, ikinci 11 bölümü de ikinci bölümde anlatacağım. Yani iki video yapacağım toplamda. Şurayı space skip diyor. Zaten kendisi geçiyor. Şuraya okey diyelim. Burada gördüğünüz üzere belli başlı işte yönlendirmeler yapıyor. Mesela maymunun kolu şu an run'ı işaret ediyor. Basalım run'a. Tamam. Şimdi step İngilizce'de adım demek, yani adım atmak demek olduğu için burada da step'i direkt adım olarak almış. Yanına yazdığımız 15'te yani step 15. 15 tane adım at diyor. Biz de 15 adım atarak bir tanemize ulaştığımız için, aldığımız için 3 yıldız veriyor ve sonraki mücadeleye basarak ikinci bölüme geçiyoruz. Ve bazı işte bilgilendirmeler yapıyor. Hani kullanıcıların zorlanmaması açısından. Mesela şurada step 15 diyor. Düzeltmek için. Mesela buradan klavyeyle düzeltebilirsiniz diyor. Çünkü 10 adım giderse yanlış oluyor. O yüzden biz bunu 15 yapalım ve tekrar maymunun kolu geldi. Run'a basalım. Evet, bu şekilde de biri bitirmiş olduk. Tekrar sonraki mücadele ediyoruz. Diyor ki cetvelle mesafeleri ölçebilirsin. Okey diyelim. Şu sol üst köşede görmüş olduğunuz şey cetvel. Zaten direkt kendisi ölçüyor. Dikkat ettiğiniz gibi. 19 adımmış. O yüzden 19 adım gidebilmesi için step 19 yazıyoruz. Run'a basıyoruz tekrar. Maymun bu şekilde muzu tekrar almış oluyor. Sonraki mücadele diyelim. Tamam. Şimdi de diyor turn fonksiyonu hakkında bilgilendirme yapmış. Maymunun yani turn İngilizce'de dön anlamını taşıyor. Maymunun işte yön değiştirmesini, başka tarafa dönmesini sağlıyor. Left de sol olduğu için maymunun ilk başta ne tarafa dönmesi lazım? Turn left diyor ama turn right olarak değiştireceğiz. Çünkü muz maymunun sağ tarafında kalıyor. O yüzden şuradan turn right diyelim. Ve cetvelle muzlar arasındaki mesafeyi ölçelim. 12 adım. Evet. Bu şekilde de muzu almış oluyoruz. Sonraki mücadele edelim tekrar. Kod yazmak için aşağıdaki butonları da kullanabiliyoruz. Şurada görmüş olduğunuz üzere hazır butonlar vermiş. Yani step, turn, left, right diye. Turn left diyor. Yani baş sola dön ve kaç adım git diyor. Maymundan cetveli sürükleyerek gittiğimiz zaman 12 adım diyor. O yüzden onun dediği gibi step'i aşağıdaki hazır kodla yazdırıyoruz. Başta daha sonra 12'yi yazdığımız zaman dönüyor ve tekrar muza giderek
tamamlıyor bölümü. Sonraki mücadele ediyoruz tekrar. Maymun beylik çalıkların üzerinden yürüyemezler. Yani sürekli belli işte yönler falan yön değiştireceğiz işte sürekli. Mesela ilk başta sola dönmesi lazım. Turn left. Kaç adım gidecek sola döndükten sonra? Şu muza kadar 15 adım falan gidecek. O yüzden şuradaki step'i 15'e değiştiriyorum. Daha sonra ikinci adıma geçiyoruz. Maymun tekrar sağa dönmek zorunda. Muza dönmesi için. Sağa döndükten sonra buradan da kaç adım gitmesi lazım? Bir 14 adım falan da buradan gitmesi lazım. O yüzden step 14 diyoruz. Evet, gördüğünüz üzere dönüyor maymunumuz. Ve muza ulaşıyor. Tekrar sonraki mücadele ediyoruz. Sıfırdan kod yazmalıyız bu sefer de. Daha öncelerinden hazır vermişti. Şimdi sıfırdan kod yazıyoruz. Bunun için de ne tarafa dönmemiz lazım? Sola, yani turn left. Aşağı satıra geçiyoruz. Sola döndükten sonra köprüye kadar kaç adım? 4 adım falan gitmemiz lazım. Step 4. Daha sonra döndükten sonra da 18 adım, yani 4 adım gittikten sonra tekrar turn right diyoruz. Sağa dönüyor, yani köprüye doğru dönüyor. Ve 18 adım daha gidiyor. 18 adım daha gittiği zaman şuraya ulaşmış oluyor. Buradan da 5 adım falan gitmesi lazım ama önce bizim tekrar bir dönüş yapmamız lazım. Yani önce maymunumuz sola dönüyor. 4 adım gidiyor. Daha sonra sağa dönüyor. Soldan sağa dönüyor. 18 adım gidiyor. 18 adım gidince de işte muza dönmesi için tekrar sağa dönmesi lazım. Turn right diyoruz o yüzden de. Kaç adımda? 5 adımda gitmesi gerekiyordu. Step 5 diyoruz o yüzden. Evet, bu şekilde de muzu tekrar almış oluyor. Sonraki mücadele diyelim. Şimdi 7'deyiz. Daha önce turn fonksiyonunu left ve right olmak üzere hani sağ sol için kullanmıştık. Şimdi de diyor ki açılarda da kullanabiliriz yani. O yüzden açılarla kullanırsak eğer hangi açıya dönecekse onun kadar sayı yazmalıyız. Mesela şuradan buzdan şuna kadar götürse 45 derece açı dönmesi lazım ve kaç adım gitmesi lazım? 14 adım. O yüzden şuradaki 30'u 45'e çeviriyoruz. Ve run'a basıyoruz. Evet. Tekrar sonraki mücadele edelim. Bu sefer de diyor hepsini alman gerek. Okey diyelim. Şurada da yani başından beri gösterdiği solve solution var. Solve solution. Bu da şeye yarıyor. Eğer kodları yazamazsak veya hani bulamazsak çıkış yolunu buraya basarak kodlar bastığımız zaman kodlar bize hazır olarak geliyor. Ama şimdi de ilk başta bir deneyelim. Önce maymunumuzun ne tarafa dönmesi lazım? Sola, yani turn left. Aşağı satır iniyoruz. Sola döndükten sonra 15 adım daha gitmesi lazım. Step 15. Aşağı iniyoruz tekrar. Muzun o tarafa geldiğinde tekrar turn left. Tekrar sola dönmesi lazım. Muzlar arası mesafe aynı olduğu için step 15. 15 adım giderek ikinci muzu alması gerekiyor. Ardından muzdan geri dönüp şu muza ulaşabilmek için şuna tekrar sola dönmesi gerekiyor. Turn left diyoruz. Muzlar arası mesafe daha önceden dediğim gibi aynı olduğu için tekrar step 15 yazıyoruz. Şimdi çalıştırıyoruz. Evet. Evet. Bu şekilde de 3 muzu almış oluyor. Sonraki mücadele diyelim. Maymunlar geri geri de yürüyebilir diyor. Yani bunun anlamı şu. İlk başta hani ileri gitmek için 5 adım falan atıyorduk. Ama şimdi geri geri gidebilmek için 5 adımın önüne eksi koymamız lazım. Yani eksi 5, eksi 5 adım. Yani 5 adım geriye gitmek anlamını taşıyor. Önce geri geri gidelim. Eksi 5 adım. Şuradaki muzu alalım. Daha sonra da 10 adım ileri giderek baştaki muzu alalım. Evet, önce geri geri gidiyor. Pardon, muzlar arası 10 mesela 10 adım var sanırım. Aynen. O yüzden şuradan eksi 10 diyoruz. Daha sonra biriyle eğer 10 mesafe varsa diğeriyle 20 mesafe var. O yüzden 10 adım geriye gidip şu arkasındaki muzu olacak ve 20 adım ileri giderek önündeki muzu olacak. Evet.
Bu şekilde bölümde tamamlanıyor. Sonraki mücadele diyelim. Tekrar okey diyelim. Daha önceden de dediğim gibi şu köprüye dönebilmesi için belli bir açı gerekiyor. Yani 45 derece bir açı gitmesi lazım. Ve 15 adımda ileri gitmesi lazım. O yüzden turn 45, step 15. Daha sonrasından da buraya geldiği zaman sağa dönüp şuradaki muzu almasını istiyoruz. Turn right. Hem sola da dönebilir ama hani bize bağlı bu. Buradaki muzu alınca 10 adım gitmesi lazımmış almak için. Daha sonra şu muzu aldıktan sonra şu muzu. Bura arasındaki mesafe, iki muz arasındaki mesafe 20 santim olduğu için step eksi 20. Run'a basalım. Evet. Evet, bu şekilde de muzları almış oluyor. Tekrar sonraki mücadele diyelim. Şimdi burası 30 bölüm, daha başında dediğim gibi 30 bölüm olduğu için ücretsiz bölümler 10-10 bölümleri ayırmış. Ben sadece bunu yapacağım ve birinci bölümü bitirmiş olacağım. İkinci bölümde de 12. bölümden başlayacak ve 22. bölümde bitecek. Şimdi burada bize yeni bir fonksiyon verdi, turn to diye. Turn to İngilizce'de ona dön anlamını taşıyor. Burada yani turn to banana derken muza dön anlamını taşıyor burası da. Maymun önce muza dönecek ve kaç adım gitmesi lazım muz için? Hesaplayalım. 20 adım gitmesi lazım. Şurayı 20 ile düzelteceğiz. Daha sonra evet, muza dönüyor. 20 adım giderek muzu alıyor. Ben sonraki mücadele kısmını şimdilik geçmeyeceğim. İkinci videoda ona geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.